Ee, arkadaşlar sözlük karıştırma yani şeyinden biraz uzaklaşmak istiyorsan ben sözlük karıştırayım. Bu dertten uzaklaşmak istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Ee, Google'ı ben yeni bir sayfa açayım. Şurada Google'dan Google'dan şöyle yazın Google Dictionary. Tamam mı? Google Dictionary yazdıktan sonra Karşınıza çıkan şu seçeneğe tıklayın. Ben daha önce tıkladığım için. Bak şurası var ya. Google Chrome yazıyor karşısında. Buna tıklayın. Sonra size diyecek ki "Chrome'a ekle." Bende hani ekli olduğu için Chrome'dan kaldır diye bir seçenek var ama sizde bu böyle çıkmayacak. Yüklemedin. "Chrome'a ekle." diye bir seçenek çıkacak. O Chrome'a ekledikten sonra şu işaret A harfini görüyor musun arkadaş? Kırmızı sözlük. A harfiyle şurada görünecektir. Ve bu bakın sadece burada değil. Açtığım herhangi bir sekmede bakın herhangi bir sekmede kendini gösteriyor. Görüyor musun? Bu değişmiyor. Çünkü bu açtığınız herhangi bir sekmenin içerisinde kendini gösterecek. Şimdi bakıyoruz hemen buraya. Bunu eklediniz. Burada göründü. Bir kelime aramak istiyorsanız şöyle hemen diyelim ki e, book kelimesini arayalım. Define diyorsunuz. Sonra bunun hemen alamı çıkıyor. Az önce ben ilk yaptığınızda şu yalnız şöyle bir şey var. Dikkat edin. Bu ben değiştireyim. Baştan alayım bunu. Mesela diyelim İngilizce. Bunu ben baştan alacağım. Save diyorum. Siz muhtemelen ilk defa açtığınız zaman arkadaşlar başka bir sayfada açıyorum diyelim ki şöyle bir kelime arıyorsunuz. Book diyorsunuz. Buraya yazdığınız Define dediğiniz zaman muhtemelen karşınıza İngilizce'den İngilizce çıkacaktır. İngilizce'den İngilizce çıktığı zaman şurada aşağıda görüyor musunuz arkadaşı? Extension Options diye bir şey var. Buraya tıklıyorsunuz. Şu Extension Options'tan buraya Türkçe'ye ya da herhangi bir hangi dili istiyorsanız artık. Ee, Dutch bakın Dutch Hollanda'ca var German var görüyor musunuz? Almanca karşılığını da bulabilirsiniz. Türkçe'ye geliyorsunuz. Türkçeyi kullanacağınız için save diyorsunuz. Zaten options save diyor. Bunu tıkladıktan sonra artık sizin e, ben kapatayım. Yeni bir tane böyle bir daha açayım. Artık sizin bu sözlüğü tıkladığınız zaman bir kitap mesela kelimesini yine arayalım. Book kitap olarak yine karşınıza o extension options'tan başka bir dili seçerseniz başka bir dil olarak karşınıza ...çıkacaktır arkadaşlar. Eee... Bunun dışında bilmeniz gereken bana göre... ...çok önemli bir şey daha var. Nedir hemen onu söyleyeyim. Herhangi bir... ...şey aradınız diyelim Google'dan. Mesela Health... ...topics, sub health subjects... ...veya topics diyelim. Çıktı. Bu BBC olabilir, başka bir şey. Yeter ki İngilizce olsun dili... ...Explorer'ın. Herhangi bir şey arkadaşlar. İngilizce olsun yeter ki. Fark etmiyor. Dili İngilizce olsun. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün işte daha çok kullandığı, işte önemsediği sağlık konuları var. Buraya tıklıyorum. Açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Açıldı. Şimdi buradan hemen e, emzirme mesela cancer, kardiyovasküler disease mesela herhangi bir tanesine tıklayalım. Child health, sağlık mesela çocuk sağlığı ile ilgili bir şey tıkladım gelsin. Bu herhangi bir parça olabilir arkadaşlar. Fark etmiyor. Siz sözlük karışmak istemiyorsunuz. Buraya da yazmak istemiyorsunuz. Google onun için rahatlık tanımış arkadaşlar. Şuraya iki defa tıkladığınız zaman bu alttakini boş verin. Benim kullandığım başka bir program bu. Şu üsttekine bakın siz. Bu geliyor arkadaşlar. Sağlıklı, sağlam diye. Reprezenti bilmiyorum diyelim. Temsil etmek, göstermek. Development dediğim zaman gelişim diyorum. Sadece iki tıkla üzerinde hemen nedenlerini neden nedenleri pardon neden sebep diye neden olmak daha fazla bilgi istiyorsanız şuraya tıklarsınız arkadaşlar burada tıkladığınız zaman hemen bakın şurada kelimenin İngilizce eş anlamlısı daha fazla kelime e, Türkçe eş anlamlısının kelimeleri cümle içinde kullanımlarını hepsini bu Google'dan yani direkt bağlandığı yerden görebilirsiniz ve dillerinizi burada kullandığınız dili de rahatça değiştirebilirsiniz. Hemen şunu kapatıyorum, okuduğum yere geri dönüyorum. Growth mesela büyüme. Ondan sonra mortality diyelim bilmiyorsunuz. Hemen ölüm oranı, ölümlülük. Yani kolayca direkt kelimeleri çıkıp çıkarıp şey yapabilirsiniz arkadaş. Okuyabilirsiniz. Tamam mı? Böyle bir faydası var bunun. Şimdi dersimize geçelim hemen.